Bana da bu maliyet kalemlerini nasıl belirleyebiliriz? Hani biraz gerçekçi olmak gerekirse burada sık yapılan hatalar nelerdir? Yani internette kesin birçok finansal tablo vardır. Zaten yatırımcıyla ilk görüştüğün zaman da finansal tablo istiyor. Bunu ilk baştan tutmak çok önemli. Finansal tablonun içinde işte gelirlerini, giderlerini yazıyorsun. Yani bir hafta boyunca şirket içerisinde nereye para gittiğini bir ölç. Hepsinin bir not defteri al ve de ki işte kahve alıyoruz. Yani cebimden ne zaman para çıkıyor? Bunların hepsi bir kalem. İşte kahve alıyoruz. Her gün bir Starbucks'tan bütün ekip için bir kahve alıyoruz. Biz bunu kendimize yapmak istiyoruz. Bizim için önemli. Yazıyorsun. Ondan sonra işte bizim 3 tane freelancerımız var. Onları yazıyorsun. Bütün para harcadığın her şeyi yazıyorsun. Ha şimdi daha başlamadıysan ve ilerideki kalemleri hesaplamak istiyorsan yani şöyle bir şey var. Çok template var. Oradan bakabilirsin. Ya da hayal kur. Yani startup hayal kurmak ya. Hayal kur. De ki ben şirketimi kurdum. Bundan 3 sene sonradayız. Ve giriyorum ofisime. Arabamı park ediyorum. Ha arabam var. O zaman arabamız var. Ondan sonra Aynen. geçiyorum. Masama oturuyorum. Masa satın almışız. Bilgisayarın başıma oturuyorum. Bilgisayar almışız. Hayal kuralım aslında. Sonra işte bana mailler geliyor. Çünkü reklam vermişiz. Onun geri dönüşünü ölçüyoruz. Hani bir gerçekten detaylı hayal kurduğun zaman da film izleniyor galiba içeride. Kusura bakmayın. Ondan sonra yani bunu hayal ederek aslında herkes detaylı bir şekilde birçok şeyi bulabilir. Kaçırdığın kesin bir şey olacak. Yani ben üniversiteyi bitirdim. Yani 10 senedir, 10 sene geçmiş bir zamandır neredeyse bu işin içindeyim. Ve inanın ki ben de her gün bir şey unutuyorum. Ya da daha bugün, bu sabah Hindistan'da oradaki Uber'ün başında olan bir çocukla konuştuk işte. Bir toplantımız vardı. Bana bir şey anlattı. Dedim ki ya ben 5 sene önce bunu yapıyordum. Nasıl unuttum diyorum yani. Unutabiliyorsun. Yani kendimizi, ben bunu girişimcilerde çok görüyorum. Kendilerinin üzerine çok şey yapıyorlar. Böyle her şey mükemmel olması lazım. Olamaz zaten. Kimse de yapmıyor bu arada bunu. Hani onun için rahat olalım.